Ahmet Kekeç, Muharrem'den kucaklayıcı yaklaşım. Biri SSK'yı batırmıştı, Güneş gazetesinin yazdığına göre diğeri dolandırmış. SSK'yı batıran zat ilkokul çocuğuna seslenir gibi Sayın Muharrem'ince gel bakayım buraya diye sesleniyor. Bir taraftan da salona doğru sırıtıyor. Dershanecilik yaptığı dönemde sigortasız öğretmen çalıştırmakla suçlanan zat da heyecanla kürsüye fırlayıp SSK'yı batıran zatın önünde terbiyeli çocuk kıvamında durup hakkında verilecek kararı bekliyor. Karar müthiş taltif edici. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İncedir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da hem ekonomiden anlayan hem kavgacı olmayan hem de bir başarı öyküsünden gelen aday bu mu? Ekonomiden anlıyor. Sigortasız öğretmen çalıştırarak işlettiği dershanenin ekonomisini doğrulttuğuna göre bu işten gerçekten de çok iyi anlıyor. Kavgacı değil, miting meydanlarında entelektüel tartışma yapmak istermiş. Kendisi söylüyor. Herhalde rakipleriyle epistemolojik meseleleri tartışacak. İlker Başbuğ gibi haber mastanda haberdar mıdır? Rakipleri entelektüel tartışmadan kaçarsa başka lisanla konuşmasını da bilirmiş. Mesela iftiranın daniskasını atarmış. Başka, bir ara Yüce Divan'a otobüs seferleri düzenlemekten iktidar sahiplerini ve yandaş medyayı anayasa mahkemesinde yargılatıp Silivri cezaevine tıkmaktan söz ediyordu. Gerçekten de hiç kavgacı değilmiş. İktidar sahiplerini anayasa mahkemesinde yargılatacak, bunu anlıyoruz da Engin Altayçıtay'ı daha da yükseltmişti. Uluslararası Lahey Mahkemesi'nden söz ediyordu. Yandaş medyayı Yüce Divan'a nasıl yollayacak, bu teknik olarak mümkün mü? Ağır ceza mahkemeleri Muharrem ye yetmiyor mu? Hangi başarı öyküsünden geldiğini ben bilmiyorum. SSK'dan prim kaçırmak başarıysa evet burada normal insanların kolay kolay tamah etmeyeceği bir başarı var. Fazlasını FETÖ'cüler biliyor bence. Bu konuda yayınlar yapmışlardı. Muharrem Oda TV muhabiri iklim bayraktarın kapısına dayandığını, zil zurna sarhoş olduğunu, kapıda rezalet çıkardığını yazmışlardı. Bayraktar güya Soner Yalçın tarafından Halk TV'nin satışına direnen Deniz Baykal'a iknaya gönderilmiş, Baykal da ver bunları seninle yüzmeye gidelim filan demiş. Muharrem İnce de konuyla ne alakası varsa bir gece kapıya dayanıp, FETÖ'cüler böyle şeyler yazıyorlardı. Bu girift ve karmaşık olayın tapelerini ortalıkta gezdiriyorlardı. O yayınlara ne oldu? Muharrem düşük ve düşmüş bir surette göstermek için o gün o yayınları yapıyorlardı. Bugün neden Muharrem İnce övgüsünde yarışıyorlar? Bu sorular cevap araya dursun. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün müthiş bir atak yaptı ve terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gideceğini açıkladı. Bunun zata mahsus bir ziyaret olmadığını göstermek için de kapsamı geniş tuttu. Bütün adayları ziyaret edeceğim. Bütün adayları ziyaret edecek ama Erdoğan'ı es geçecek. Niye? Erdoğan muhalefetin adayı değilmiş. Erdoğan aynı zamanda MHP'nin de adayı. Muharrem İnce MHP'yi iktidarda sanıyor herhalde. Dolayısıyla Erdoğan kucaklayıcı yaklaşımın dışında kalacak. Hemen belirtelim, kucaklayıcı yaklaşım CHP Amigos'u gazetelerin bulduğu isim. Bence yetersiz kalıyorlar. Destek alsınlar. Erdoğan düşmanlığıyla marul fırıldak AKP'liler isim ve tanım bulma konusunda daha mahirler. Bakın 15 milletvekilini pazara düşüren... Pazara düşüren ve CHP'yi rezil eden o hile hülle ve sahtekarlık siyaseti fırıldak basın tarafından nasıl taltif edilmiş? ittifaklarını ilkeler, demokratik değerler, ahlak ve siyaset prensipleri üzerinden sakin sakin açıklayan CHP. Okusun ders alsınlar, daha kucaklayıcı olurlar. Ahmet Kekeç, Star